Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks'te tam tanımlamadan bahsedeceğim. SOLIDWORKS'te çizim yaparken ölçü ve referanslar oldukça önemlidir. Biz ölçü ve referanslar sayesinde çizimi tam tanımlı hale getiriyoruz ve daha sonraki herhangi bir oynama yaptığımız zaman yani ölçü değişikleri ve benzeri konular sonrasında çizimde çok fazla sapma meydana gelmiyor. Bunu şöyle ifade edebilirim. Örneğin bir çizim yapacağım. Şimdi şu şekilde rastgele bir çizim yaptım göstermek amacıyla. Örneğin ben buna bir ölçü vereceğim. Herhangi bir ölçü vermedim. Tam tanımlı değil. Hiç tanımlı değil Hatta sadece birkaç tane referans var, ilişki var. Bakın şunları hatta silebiliriz, şunları da silebiliriz. Herhangi bir ilişki de olsun istemiyorum. Şimdi bu çizimde herhangi bir ilişki yok, herhangi bir referans yok, ölçü yok, pozisyonlar vesaire belli değil, konumları belli değil. Ben buna çizim yaptıktan sonra herhangi bir değişiklik yapmak istersem, örneğin burası 55.68 mm. Bunu örneğin 150 yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizim tamamen sapıttı. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için daha gerçekçi çizimler yapabilmek için ileride herhangi bir oynama yaptığınız zaman çizimi baştan çizmemek için ilk olarak çizim yaparken size tavsiyem ölçüleri girerek devam etmeniz yani temiz bir çizim yapmanız ve bunun sonucunda tam tanımlamayı elde etmiş olacaksınız. Şimdi SolidWorks'te çizim yaparken kenarlar genel olarak mavi olur. Bu mavi SolidWorks'te tam tanımlanmamış olduğunu ifade ederdi. Yani bu mavi çizginin herhangi bir ölçüsü belli değil, herhangi bir konumu belli değil, orijine olan uzaklığı vesaire hiçbir şekilde belli Fakat tam tanımlı olduğu zaman çizim, hatta şöyle göstereyim. Örneğin bu şekilde test amaçlı tekrar bir çizim yaptım ve çizim yaparken ölçüleri vesaire girdim. Herhangi bir eksiklik yok. Çizim tam tanımlanmış durumda. Bunu çizimin tamamen siyah renkli olmasından anlayabilirsiniz. Ben bu çizimi herhangi bir şekilde oynatamam. Herhangi bir noktasından, köşesinden, kenarından tutup oynatamam. Çünkü bu çizim tam tanımlı. Tüm ölçüleri verilmiş ve orijine merkezlenmiş olarak çizildiği için bunun konum problemi de yok. Yani pozisyonu da belli, ölçüleri de belli ve ilişkilendirmeleri de olduğu için herhangi bir oynama yapamazsınız. Bakın şu yatay çizgiler bunun yatayda ilişkilendirildiğini gösteriyor. Yani sen bunu dik olarak hareket ettiremezsin. Yani eğip bükemezsin kısaca. Bu çizgi tamamen yatay. Örneğin şu yatay, bu dikey. Mesela ben bu dikey ilişkisini silersem bakın küçük ikona tıklıyorum. Daha sonrasında delete tuşuna basıyorum. Şunu da silersek görmüş olduğunuz gibi tamamen mavi renge büründü çizim. İlişkileri kopardığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Örneğin bunun tekrar 200 mm olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu sayede tekrar tam tanımlı hale getirebiliriz. Ama getirmezsek ne olur? Bakın bu şekilde eğip bükebilirim ben bunu. Çünkü bu artık yatay değil. bu şekilde çizim kafayı yer arkadaşlar kısaca söyleyeyim. E, çizim yaparken dediğim gibi size tavsiyem şu bakın burada orijin noktası var 0 0 noktası. Bu orijinden başlamanız sizin için faydalı olacaktır ve çizimin merkezi neresi ise onu buraya oturtmanız gerekiyor. Örneğin ben bir silindir çizeceksem bakın merkezi bu noktada olacak şekilde bir silindir çizip daha sonrasında bunu ekstrut edebilirim. Hem bu sayede bakın İleride herhangi bir düzleme ihtiyacınız olursa örneğin ortadan geçen bir düzleme ihtiyacınız olursa şu düzlemleri de gösterelim. Düzlemleri görüyorsunuz hepsi ortadan geçiyor. Tamamen simetrik bir şekilde çizim yakalamış olduk. Bu çizim ilerledikçe sizin faydanız olacaktır. Şimdi bu tam tanımlamadan bahsedelim. Ben çizime başlarken örneğin şöyle bir çizgi çizdim. Bu çizgi görmüş olduğunuz gibi tamamen mavi renkte. Bu mavi renkte olması dediğim üzere hiçbir tanımlaması olmadığını gösteriyor bize. Eğer ben bunu buraya bakın sabitlersem bu şu an sabitlenmiş oldu ve iki nokta arasındaki çizgiler siyah renkte oldu. Şu noktaların mavi olmasının sebebi bu noktaların sınırlandırılmamış olması. Ben bu noktaya da sabitle dersem bakın bunları da sabitliyorum buraya ve şu an bu çizgiye tamamen tüm noktalarıyla beraber bu düzlem içerisinde sabitlenmiş oldu. Tekrar geriye alıyorum. Bu noktalar sabitlenmiş değil şu an. O yüzden ben bu noktaları istediğim gibi uzatabilirim. Şimdi herhangi bir çizime başladığınız zaman orijin noktasından başlamanız gerekiyor. Eğer orijin noktasından başlamazsanız eğer bunun herhangi bir noktasının orijine olan uzaklığını bu şekilde girmeniz gerekiyor. Şu an bu çizginin tam tanım olabilmesi için bakın bir noktası konum olarak belli. Belirledik. Fakat yine aynı şekilde bunun uzunluğunu belirlememiz gerekiyor ve uzunluğunu belirledikten sonra bunun açısını belirlememiz gerekiyor. Çünkü bakın bu noktadan tutarsam eğer şimdi şu nokta sabit olduğu için x ve y'si belli. Bu buradan hareket edemez zaten. Şöyle yaklaştıralım. Bakın siyah nokta olmuş. Bu tam tanımlı olmuş şu an. Fakat bunun eğimi belli olmadığı için benim bunu İstediğim gibi bakın bu şekilde çeviriyor olmam gerekiyor. Ben buna herhangi bir eğim verirsem örneğin şöyle bir yardımcı çizgi çizdim. Buna 50 derece dedim. Bakın 50 dereceye girer girmez tamamen tam tanımlı oldu. Çünkü biz çizgi çiziyoruz ve SOLIDWORKS'e şunu söylüyoruz. Bunun başlangıç noktası 50'ye 20, x'i 20, y'si 50 milimetre uzaklıkta ve bunun uzunluğu 70 milimetre ve 50 derece eğime sahip yatay ile. Aslında şunu örnek veriyorum yataylıktan çıkartırsak bu yine tam tanımlı olmaktan çıkacaktır. Çünkü sen bunu yine bu şekilde eğip bükebilirsin. Büktüğün zaman altındaki referans çizgin de bükülmüş olur. O yüzden bunu yatayda ilişkilendirmen gerekiyor. Biraz geometri bilginiz varsa bunu kolaylıkla anlamış olacaksınız. Ben çizim yaptığım zaman dediğim üzere merkezine orijin belirliyorum. Örneğin bir dikdörtgen çizeceksem bakın burada dikdörtgen ilk noktası merkez olan dikdörtgen tipiyle başlıyorum. Bu şekilde çiziyorum. Daha sonrasında F tuşuna basıp ortalıyorum çizimi. Şu an bu çizim bakın buraya sabitlenmiş oldu. Burada ilişkileri de görebiliyorsunuz. Şu ilişki sabitlenmiş demek. Bunlar dediğim gibi dik, yatay bunun tek eksiği ölçüler arkadaşlar. Örneğin 150 mm olsun. Yatay olarak da 200 mm olsun. Bu şekilde tamamen siyah renge büründüğü için gördüğünüz üzere tam tanımlı olmuş oldu arkadaşlar. Tam tanımlamanın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir çizim yapıyorsanız eğer öncelik olarak orijini merkezinize alıp da başlamanız sizin için faydalı olacaktır. Bu çünkü hem default olarak gelen üç düzlemi kullanmanız açısından faydalı olacaktır hem de daha sonrasından pozisyon ile ilgili ölçü verip karmaşıklık olmaması için sizin için faydalı olacaktır. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.